FETÖ için topladıkları immet paralarını işte böyle Afrika ve Asya ülkelerine kaçırdılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye himmet adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 10 Aralık'ta 85 ekiple 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş. Haklarında gözaltı kararı bulunan 55 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlenirken diğer isimlerin de firari oldukları ortaya çıkmıştı. FETÖ için immet parası toplayıp milyonlarca doları yurt dışına kaçıran şüphelilerden 26'sı tutuklandı. O şüphelilerden bazılarının Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan 48 kilogram ağırlıkta 5 bavulla Tanzanya'ya gittikleri ortaya çıktı. O bavullarda immet paraları vardı. Şüphelilerin iş adamlarından immet adı altında topladıkları paraları önce hesaplarına yatırıp uygun tarihlerde nakit çekim veya kiralık kasa yöntemiyle yurt dışına kaçırdıkları MASAK raporlarına da yansıdı. Peki şüpheliler o paraları yakalanmadan nasıl yurt dışına çıkarıyordu? O anlara ait kamera görüntüleri FETÖ'cüleri ele verdi. Terör örgütünün Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında adamları vardı. Örgüt adına paralar toplanıyor. Sonra da havalimanlarında görevli FETÖ'cü bazı hava trafik kontrolörleriyle Baylok üzerinden iletişim kuruluyordu. Bu kontrolörlerin yardımıyla bavullardaki paralar yokmuş gibi gösteriliyor. İş adamları tarafından Afrika ve Asya ülkelerine kaçırılıyordu. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında kapatılan Fatih Üniversitesi'nin rektörü Şeref Ali Tekalan'ın oğlunun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.